Evet, az önce de ifade ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunuyor. Süreci detaylandıracağız, son durumu alacağız. Bir kez daha Birleşik Arap Emirlikleri'ndeyiz. Rüya Akkuş notlarıyla karşımızda. Rüya. Görüşmeler başladı Banu El ve öncelikli olarak iki lider baş başa görüşmelerini gerçekleştiriyor. Biliyorsunuz öncelikli olarak bölgesel konular ele alınacak ama tüm bunların yanı sıra ekonomi başlıkları da bu ziyaretin temelini oluşturuyor desek çok doğru olacak aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la El Nahyan bilhassa önümüzdeki yeni 50 yılı şekillendirebilecek konu başlıkları, anlaşmalar, ticaret hacmini arttırabilecek adımlar için bir araya gelmiş durumdalar. Onların görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmeler de gerçekleşecek. Türkiye çok geniş katılımlı bir heyetle aslında Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi. Şunu da altını çizelim aslında. 9 yılın ardından gerçekleşen bir ziyaret olduğu için de aynı zamanda bölge içinde simgesel bir anlam ifade ediyor. Hatırlayanlar olacaktır ama 2011 yılında Arap Baharı ile birlikte ilişkiler gergin bir döneme girmişti. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl yapılan telefon görüşmesiyle, 31 Ağustos'ta yapılan telefon görüşmesiyle ilk temas gerçekleşmiş. Devamında ise Veliaht Prens El Nahyan Türkiye'ye, Ankara'ya gelerek de yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirerek normalleşme adımını atmışlardı. İşte bu ziyaret normalleşme sürecinin mihenk taşlarından bir tanesi olacak. Dolayısıyla gündemdeki konularda bu açıdan oldukça önemli. Baş başa görüşmeler ve heyetler arası görüşmelerden sonra bir çalışma yemeği bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. El Nahyan tarafından Erdoğan'ın onuruna verilecek ve kendisi yarın sabahta Dubai'ye gitmeden önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen iş insanlarıyla bir araya gelecek. Bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Devamında ise Dubai programı oldukça hareketli. Aslında bir milli günü açılış gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aynı zamanda Dubai Expo'da pavilyonları ziyaret edecek ki Türkiye uzun bir aranın ardından bu programa katılıyor ve 192 ülkenin arasında dünyanın en büyük iş forumu olduğunu düşünecek olursak Türkiye'nin de bulunuyor olması oldukça önemli. Bütün resmi temasların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri pavilyonlarında birer ziyaret gerçekleştirecek Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrılmadan önce. Hali hazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamış olduğu rakamlardan bildiğimiz üzere 8,5 milyar dolarlık bir anlaşma söz konusu. Ama hedef bunu 15 milyar dolara çıkartabilmek. Dolayısıyla iki ülkenin önünde oldukça uzun bir yol var ama bir o kadar da yapılacak anlaşmalarla birlikte bu süreci kısaltmak mümkün aslında. Görüşme dediğimiz gibi devam ediyor. Önümüzdeki dakikalarda tamamlandıktan sonra bir ortak imza töreni gerçekleşecek. 12 anlaşmaya taraflar imza atacak. Biz onları da ekranlara canlı getireceğiz. Takibimizi sürdüreceğiz. Rüya, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için.